Durum buyken bu gerçekler başka yapay gündemlerle, işte Mehmet Can Biber anlatmıştı, fake TT'lerle, yani sahte etiket çalışmalarıyla Türkiye'nin gündemi değiştirilmeye çalışılırken bir sosyal medya yasa tasarısının meclisin gündeminde ve iktidar masasında olduğunu biliyoruz. Geçmişte yaptıkları düzenlemeleri yeterli bulmamış olmalılar ki şimdi de yeni bir tasarıyla sadece sosyal medyayı değil, araştırma şirketlerini de denetlemek istiyorlar. Bu tasarı nedir? Araştırma şirketleri, kamuoyu şirketleri nasıl bir denetime tabi tutulacak? Bunu konuşacağız. Can Selçuk'u artık tanıyorsunuz. Kendisi Türkiye Rapor Genel Müdürü. Az önce Fatih'in ekrana getirdiği bir tweet paylaştı. Versene o tweet'i tekrar Fatih'ciğim. Can şöyle demiş, hayda, niye hayda dediğini de alttaki haberden okuyoruz. Haber şu, kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim yolda, manipülasyon tespit edilirse 5 yıla 7 yıla kadar galiba hapis cezası getiriliyor araştırmacılara. Malumunuz son araştırmaların neredeyse tamamında hiçbir şirket fark etmeksizin AK Parti ve MHP bloğunun oylarının eridiği, ciddi anlamda oy ve kan kaybettikleri gözüküyordu. Millet İttifakı'nın ittifak olarak oylarını artırdığı gözüküyordu. İyi Parti'nin, CHP'nin oylarını sürekli yükselttiği gözüküyordu. Birileri bunun manipülasyon olduğunu düşünmüş anlaşılan. Can, günaydın, hoş geldin hayatım. İyi yayınlar Özlem. Teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum sana da. Teşekkür ediyorum kabul ettiğin için davetimizi. Şimdi önce istersen senin son raporunla başlayalım. Sen dün dikkat çeken bir rapor yayınladın. Pek çok yerde haber de oldu. Türkiye raporu aslında abonelerine dağıtılan bir servis. Siz de abone olabilirsiniz bu arada. Linkini de belki gene birazdan paylaşalım. Hem chat'e koyalım hem açıklamalara. Düzenli bir abonelik alabilirsiniz siz de Türkiye raporu üzerinden. Bu son açıklama, pardon, raporunda Can Selçuk'u, Türkiye raporu, bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sormuş. Ve iki grafik paylaşıyor. Biri kararsızlar dağıtılmadan, diğeri dağıtıldıktan sonra. Dağıtılmadan gördüğümüzde %23,7 bandına gerilediğini görebiliyoruz grafikte AK Parti'nin. CHP 18'e yükselmiş. Kararsızım diyen 17,8, İYİ Parti 11,1, HDP 9,7, oy kullanmayacağım diyen 9,2, MHP 9,2, aşağıda da Deva Partisi, pardon, MHP 6,4, Deva, diğer Gelecek Partisi, Saadet Partisi'ni de aşağıda görebilirsiniz. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu tabloya baktığımızda sadece 4 partinin barajı geçebildiğini, MHP'nin baraj sınırına takıldığını görebilirsiniz Türkiye raporunun son araştırması. Buna mı kızdılar acaba Can? Ne demek bu kamuoyu şirketlerine denetim yasası? Bir de manipülasyon ne demek? Yani manipülasyonu kim tespit edecek? Neye göre karar verecek? Hapis cezası nasıl çıkabilecek? Şöyle, tabii manipülasyonun tanımını bilmek mümkün değil. Yani çünkü bir takım makbul manipülasyonlar var biliyorsun. Bir de makbul olmayan manipülasyonlar var. Yani bunu nasıl anlatacaksınız, tespit edeceksiniz, nasıl göreceksiniz? Yani bizim Excel'in, SPSS'in başına birisi mi gelip oturacak örneğin? Bir de şöyle bir örnek vereyim. İstanbul tekrar seçimlerinde örneğin biz farkı %4,5-5 civarında buluyorduk Perşembe gününe kadar. Hatırla, Perşembe akşamı çok önemli bir olay oldu. Öcalan'dan mesaj geldi. Ve ondan sonra Cuma sabahı ölçüm yapanlar, ki bunu en iyi bilen de Aksoy araştırmadır. Ertan Aksoy bunu Cuma günü ölçüp tekrar yayınladı. O zaman farkın %10'a çıktığını gördük. Şimdi ben mesela Perşembe günü açıkladığım için İmamoğlu'yla Yıldırım arasındaki farka %5 demiştim. Şimdi ben manipülasyon mu yapmış oldum, yoksa siyasetin sonuçları etkilemek için yaptığı bir hamlenin daha gerçekleşmemişti. O yüzden yanlış veya eksik sonuç bulmuş mu oldum? Yani bunların hakikaten tanımlamak çok zor. Şunu da söyleyeyim ama bir öz eleştiri yapmak durumundayım. Yani sektöre bir kendine bir çeki düzen vermesi lazım diye de düşünüyorum. Yani bu demek değildir ki bırakın araştırma şirketleri ne istiyorlarsa yapsınlar. Hayır, öyle bir şey savunmuyorum ama bu sadece araştırma sektörünün bir sorunu değil. Burada medyaya da çok büyük görev düşüyor. Yani medyada her bulduğu renkli grafiği araştırma sonucu diye özellikle internet medyası işte sitelerine paylaşıyorlar. Künyesi nedir,
nerede yapılmıştır, ne kadar sürede yapılmıştır, finansman nedir, bunlar hiç sorgulanmıyor. Ben açıkçası böyle bir kanunun pek uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Ha, umuyorum keyfi bir uygulama alanı yaratılmıyordur. Eğer öyle olursa önümüzdeki dönem manipülasyon yapıp yapmamamızdan bağımsız olarak başımız belaya girecek demektir. Şimdi sektörün içinde problemler olduğunu biliyorum. Benzer şekilde medyada da var problemler. Hı-hı. Benzer şekilde siyaset sınıfı da çok problemli zaten Türkiye'de. Yani güven ilişkisi açısından değerlendirecek olursak. Ama buradaki denetleme mekanizmasının bir ara hatırlar mısın? Reklam verenler öz denetim diye bir şey kurmuşlardı mesela. Türk reklamlara ceza kesmesin, biz kendi kendimizi denetleyelim. Bence doğru bir şey bu öz eleştiri, öz denetim. Yani sektör kendisi elemeli zaten diye düşünüyorum. Şunu merak ediyorum ben. Manipülasyon nasıl yapılır bir araştırmada Can? Çünkü aslında bir istatistik bilimi. Sen bir model yaratıyorsun. Nedir o model? Diyelim ki 100 kişiye mi soruyorsun? Bu 100 kişinin Türkiye toplumu olan 83 milyonu temsil etmesi için bir model kuruyorsun. Künye dediğimiz bu. Ve bu 100 kişiye aynı soruları soruyorsun. Aldığın yanıtlar üzerinden de eline bir veri geliyor. O verinin de bir istatistik matematik dökümü var. Normalde o modellemeyi ahlaklı, doğru, Türkiye'nin sosyolojisine uygun şekilde kurduğun zaman herkesin aynı sonucu bulması lazım zaten. Hem evet hem hayır. Şu konuda haklısın. Yani bu işin esas önemli kısmı doğru örneklemi, yani Türkiye'deki toplumun farklı toplum kesimlerin tepkisini doğru bir şekilde ölçecek örneklemi kurmak lazım. Ama şunu neden hayır kısmına geleyim. Şimdi her araştırma şirketi ham veriyi topladıktan sonra o veri üzerinde bir takım çalışmalar yapar. Yani ağırlıklandırmalar yapar, bir takım varsayımlar yapar ve bizde de olduğu gibi birçok şirkette de veri geldikten sonra aslında 2-3 tane nihai sonucunuz olur. Bu sadece siyasi şeyler için değil, siyasi sonuçlar için değil, bütün sorular için. Çünkü bir takım varsayımlar yaparsınız, bir takım ağırlıklandırmalar yaparsınız. Burada neyi tercih edeceğiniz sonuçlara etkisi olur. Kararsızları dağıtmak için orantısal dağıtabilirsiniz. Bir takım bizim yaptığımız gibi başka istatistik yöntemler kullanabilirsiniz. Bunların sonucu olur. Ama bütün bunları geçtim. Günün sonunda yani manipülasyondan kastedilen şu. Bütün bu işlemleri yaptınız. Elinize sonuçlar geldi. İşte AK Parti şu kadar alıyor, CHP şu kadar, MHP, HDP, İYİ Parti falan. Kalemi oynatıyor musunuz, oynatmıyor musunuz bu verinin üzerinde? Yani bir partiyi %20 bulduğunuz halde %15 yazıyor musunuz mesela? Bunu kontrol etmenin bu arada yolu yok. Şimdi kafalarına göre manipülasyon diye yeni bir suç mu tasarlamış olacaklar? Nasıl ki yalan terörü diye şu anda biliyorsun sosyal medya üzerinden yalan terörü diye bir suç yaratıyorlar. Şimdi de manipülasyon diye yeni bir suç mu yaratılıyor yani iletişim başkanlığı çalışmalarıyla? Yani bu kanun tasarısıyla ilgili sızan haberlere bakılırsa öyle olduğu anlaşılıyor. Burada tabii inisiyatife çok fazla yer var. Manipülasyonun tanımlanması lazım. Yani manipülasyon istenmeyen her sonuç manipülasyona mı girer? Eğer öyleyse yani yapacak bir şeyimiz yok herhalde. İşte hapis cezası diyor. Hani pek bir alanımız yok. Çünkü şunu söyleyeyim yani ben geçen sene mesela 2020 yılının Nisan-Mart'ında Cumhur İttifakı'nı toplamını yaklaşık %46-47 bandında buluyordum. O zamanlar muhalefet işte manipülasyon yapıyorsun, bunlar doğru şey değil gibi ithamlarda bulunuyordu. Bugün geldiğimiz yerde bir sene geçti, üzerine salgın geçti, ekonomi kötüleşti, birçok şey oldu biliyorsun. Şimdi de Cumhur İttifakı'nı %37-38 civarında buluyorum. Bu sefer de iktidar diyor ki manipülasyon yapıyorsun. Yani bu iş kime göre ve neye göre? Açıkçası hani Cem Yılmaz'ın komik şeyi vardır ya, kime göre neye göre? Bunun kurallarını belirlemek çok zor. Bunun kanunla bu şekilde denetlenebileceği kanaatinde de değilim. Burada bir ahlaki tercih yapmamız lazım. Araştırma sektörünün, medyanın üstelik, yani medyanın da bir ahlaki tercih yapması lazım. Yani bu pek kanunla düzeltilebilecek bir şey değil bence Özlem Gürses. Peki,
Burada ekranda son verilerin var. Hala AK Parti %23.7 çıkıyor kararsızlar dağıtılmadan. Kararsızlar dağıtıldığında da psikolojik sınır olan %30'un altında gözüküyor. 29 şey gibi olmuş, indirim etiketi gibi olmuş. Hani böyle ürünlere koyuyorlar ya 19.90. Onun gibi bir şey olmuş ama şimdi insanlar sahada görüyorum chatte diyorlar ki ya nasıl hala İYİ Parti? Ben sana sorayım nasıl hala İYİ Parti? Yani şimdi oy kaybının nereden nereye geldiğine bakmak lazım. Evet, oy kaybının nereden nereye geldiğine bakmak lazım. Nereye geldiğine bakmak lazım. Yani AK Parti %47'den %29'a gelmiş bir parti. Yani kaybettiği oy oranı şu an siyasi partilerin birçoğunun aldığı oy oranından fazla. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu işlere biraz göreceli bakmak lazım. AK Parti 20 yıldır iktidarda olan bir parti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır ülkenin başında olan bir lider. Toplumun çok farklı kesimleriyle duygusal bağları çok kuvvetli bir lider. Dolayısıyla biraz göreceli bakmak lazım. Tabii yani yorum yapanları da anlıyorum. Belki kendi hayat koşulları ve tercih ettikleri yani siyasi tercihleri onlara daha farklı bir sonuç çıkması gerektiğini söylüyor belki ama işte bizim de tam da yaptığımız iş bu aslında. Hani 1-2-3 kişinin kendi hayatına göre yorumlamasını değil de tüm Türkiye'nin yani yaklaşık 55 milyon seçmenin sonuçlarını ortaya koyuyoruz. Orada da tabii ki bireysel tecrübelerimizle, bireysel inançlarımızla toplumun düşündükleri arasında zıtlıklar olabiliyor. Son bir soru sorayım Can. O da bu son haftaya damgasını vuran tartışmayla ilgili Kürt sorunu meselesinde adres neresidir? İmralı mıdır, HDP ve meclis midir tartışması? Bu tartışmayı Kılıçdaroğlu'nun bir beyanı başlattı biliyorsun. Bir YouTube kanalına verdiği belgesel röportajda. Sen bu tartışmanın hangi ittifaka yaradığını düşünüyorsun? Özlem, şöyle bir şey söylemek istiyorum. HDP muhalefette olduğu için sanılıyor ki HDP oylarına sadece muhalefetin ihtiyacı var. Hiç de öyle değil aslında. Yani işte bu anket sonuçları da gösteriyor. Başka şirketlerin, ciddi araştırma şirketlerinin anket sonuçları da gösteriyor ki Cumhur İttifakı'nın da Cumhurbaşkanlığı seçiminde en az Millet İttifakı kadar HDP seçmeninin oylarına ihtiyaç var. Bir kere bu tespiti bir ortaya koyalım. Yani bu tek taraflı bir konu değil. Şimdi adres meclis derken Sayın Kılıçdaroğlu aslında 10 yıllık söyleminde bir değişiklik yapmadı bana soracak olursan. Çünkü çözüm sürecini hatırlayacak olursan o zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin birincil eleştirisi çözüm sürecinin amaçladığı şeye değildi. Yapılış şekliyle alakalıydı. Yani esasla ilgili değil de eleştiri, usulle ilgiliydi. Aynen. Yani evet. Meclise getirin bu işi, şeffaf bir şekilde çözün, hukuk sınırları içerisinde çözün bu işi, bize destek verelim diyorlardı aslında. O dönem muhalefet iktidar tercih etmedi böyle yapmayı ve günün sonunda gizli bir şekilde yani meclis demokratik mecranın dışında yürütülen süreç yine demokratik mecranın dışındaki aktörlerin sabotajıyla sonlandı. Başta FETÖ olmak üzere. Dolayısıyla burada ben şeyde bir değişiklik görmüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonunda bir değişiklik görmüyorum. Kaldı ki mecliste eğer bu iş çözülecekse tabii ki birincil muhataplarından, aktörlerinden biri meclis çatısı altında HDP olacaktır. Peki burada bir risk veya fırsat görüyor musun? Selahattin Demirtaş dün bana sorarsan son derece kritik iki tweet attı. Ben burada bir yorum yapmıştım dünkü yayında. O yorumu da küçük bir video olarak fark kesmiş sanıyorum Fatih. Onu da koyduk. Biz sabah saatlerinde bu saatte yapıyoruz yayınımızı. Ben demiştim ki Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, darbecilerden, mütedeyyin, dindar, Müslüman vatandaşlarımız tarikat şeyhlerinden ve tarikat yapılarından, siyasetçiler de teröristlerden, terör örgütlerinden daha cesur olmadıkları sürece Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemeyiz demiştim ben. Ben bunu söyledikten birkaç saat sonra Selahattin Demirtaş iki tweet'i attı. Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir. İrade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır.
Çözümün adresi de doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Tabii ki HDP Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve herkesimin açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime de sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz, diyor Selahattin Demirtaş. Can. Selahattin Demirtaş aslında 2019 yerel seçimlerindeki çizgisini devam ettiriyor ve ben bu açıklamasını çok anlamlı buluyorum. Demokratik siyasete işaret ediyor. Meclis çatısına işaret ediyor. Milli iradeye işaret ediyor. O bakımdan ben önümüzdeki dönem için bu açıklamanın çok doğru, yani isabetli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Peki. Bir erken seçim bekliyor musun Can? Hala beklemiyorum. Sen evet inatla zamanında olacak diyorsun. Bir ama seçim bir şey söyleyeyim mi? İşin esprisi tabii de o kadar çok iddiaya girdim ki eğer erken seçim olursa hani ülke için ne götürür ne getirir bilmiyorum ama benden çok şey götüreceği kesin. Kırmızı kazağımı. Kırmızı kazağımı alırım. Hiç acımam. Başka söyleyeyim. Can Selçuk'u çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Raporu'nun verilerini Can'la birlikte yorumladık. Aynı zamanda iktidarın masasındaki kamuoyu şirketlerine, araştırma şirketlerine yönelik denetim yasası tasarısının da nasıl uygulamaya geçebileceğini konuştuk. Can'a çok teşekkür ediyoruz.